İyi çalışmalar. Bugün sizinle burada gördüğünüz çizimi yapacağız. Bu bir Türk evi. Kırma çatılı, cumbalı ve 50 bölümde iki tane 50 bölümdesi olan bir ev. Bunun için sıfırdan bir SketchUp çizimi açıyorum. Ve line'la da başlayabilirim ama rectangle'ı tercih ediyorum. Yani dikdörtgeni bir yere tıklayarak değer vereceğim. Mouse oynatmayın lütfen. Mouse dikdörtgen çizer gibi dursun. Sonra 10 metreye noktalı virgül 10M yazıp Enter'a basarak bu rectangle'ı yapıyorum. Macintosh kullanıcıları 10M yazıp arkasından virgül ya da nokta kullanabilirler. Yüksek ihtimal virgül. Bunu kendi ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz veya bunu kontrol edebilirsiniz. Push and pull yani itecek komutuna giriyorum. Burada yüzeyin üzerine geldiğim zaman yüzeyin rengi değişiyor. Basılı bırakırsam kontrolsüz bir şekilde ne kadar basılı tuttuysam öyle bir yükselti yapar. Ama ben değer girmek istiyorum. Ctrl Z veya Undo veya şuradan da Undo diyebilirsiniz. Veya Elma Z Macintosh'ta. Yeniden Push and Pull'a gelip bir kere tıklıyorum. Mouse yukarı doğru giderken 8M yazıp dikdörtgenler prizmamı oluşturuyorum. Bu benim binamın gövdesi. Sonra line ve enter veya şuradan girebilirsiniz. Hemen köşegenleri oturuyorum. Buraya nokta koyuyor zaten. Şimdi move komutuyla çeşitli yüzeyleri move edebilirim ya da kenarları. Ama ben buradaki noktayı seçeceğim. Endpoint yazarken bir kere tıklıyorum. Yukarı doğru hareket edeceğim ama bir türlü yukarı gitmiyor. Bakın şimdi kilit dedi. On blue axis yazıyor. İsterseniz yukarı ok tuşuna klavyeden basarak sadece Z aksına kilitlemeniz mümkün. Negatif ya da pozitif artı eksi değer verebilirsiniz. Yukarı doğru giderken 2M yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi bu yüzeyleri içeri çekerek saçak denilen uzantıları ortaya çıkacağım. Yeniden push and pull. Bu yüzeyi alıp böyle içeri doğru giderken 1M yazıp Enter'a basıyorum. Bir daha 1M yazmak istemiyorsanız bu yüzeyin üzerine gelip çift tıklayabilirsiniz. Terse gidebilir. Böyle bir yanlışı var SketchUp'ın. Nereye gideceğini karar veremiyor. Tıklayıp yeniden içeri 1M yazıyorum. Yeniden deneyeyim. Yine dışarı verdi. Alıp 1M yazıyorum. Bazen doğru verebilir. Dikkatli olun lütfen. 1M. Şimdi altta istemediğiniz bazı çizgiler oluştu. Onları Erase yani Enter'la veya şu ikona tıklayarak hemen silebilirsiniz. Yanlışlıkla fazla sildiniz. Bakın öyle bir şey yaptım. Dert etmeyin. Undo da diyebilirsiniz veya İstemediğiniz bir yerdeyse çizgi çizip bunu kapatabilirsiniz. Çok ince bir kenar oldu. Alınlık yok gibi bir şey. Böyle istenmez. Bu şampulla bu yüzeye giriyorum. Beraber çalışıyor. Bakın fazlalıkla sildiğim için. Aşağı doğru giderken 10cm yazıyorum. Ve istediğim sonuç elde ediliyor. Şimdi şu yüzeyde cumbayı yapacağım. Ama cumbanın bittiği yerleri tahmin edemiyorum. Bunun için tap measure komutuna giriyorum. Yani şerit metre. Bir kere tıklayarak yukarıya doğru 4M yazıp Enter'a basıyorum. Sonra lütfen End Point, Mid Point yani son nokta, orta nokta seçmeyin. 2M yazıyorum. Ve arkasında mesela şuradan tutup yapmayın. Paralel almaz. Buraya tıklayarak yine 2M diyorum. Enter'a basıyorum. Bakın bu sonsuz. Uzayda sonsuz giden paraleller. Bize yardımcı çizgiler. Line'a girip bakın kalın bir şekilde çizerken ne zaman ki kapatırsam o zaman inceliyor. Yani falçatayla maket üzerinde bir çizgi çizmek gibi bir şey. Sonra fazlalıkları siliyorum. Çok sildim. Bir undo yapayım. Sadece bunu sileyim. Evet. Şimdi bu şampulla bunu dışarı çıkarmak yerine bunu içeri iterek sonucu rahatlıyorum. Bakın burada fazlalık olmuş. Bunları da silerim. Niye olmuşlarsa. Bakalım. Şurada fazlalıkları da silelim. Evet. Şimdi 50 bölümde çizeceğiz. 50 bölümde çizeceğiz. Bunun için 60 santimlik bir paralel aldım. Line'a girip L komutu şunu çizdim. Sonra 1 metreye bunu çizdim. Sonra da birleştirdim. Fazlalığı sildim. Kağıt şeklinde 50 bölümde üçgen yüzeyini tamamladım. Şimdi 50 bölümdeyi biraz daha yumuşatacağım. Arc komutuna giriyorum. Buraya tıklayıp buraya tıklayıp bunun üzerinde yani on face yazarken şu dallara gitmeyin. On face yazarken göz kararı yuvarlaklığı veriyorum. Sonra buraya tıklayıp buraya tıklayıp diğer yuvarlaklığı veriyorum. Tabi bu daha düzgün çizilebilir. Fazlalıkları siliyorum. Sonra şu yüzeyi 20 santimlik kalınlaştırdığım zaman 50 bölümden oluştu. Şimdi bu tarafa da aynen kopyasını yapacağım. Yine 60 santimlik bir
paralel 60 santim. Şimdi bu yüzeyi buraya kopyalayacağım. Önce seçmem lazım. Eğer böyle seçerseniz fazla seçersiniz. Bunlar doğru değil. Buraya basılı tutup aşağı ya da yukarı giderseniz crossing diye Windows seçer. Bu taraf crossing'dir. İleride bunları göreceğiz. Şuraya bıraktığınız zaman sadece yeni bir örneği seçersiniz. Hala seçili. Move komutuna gidip buraya tıklayıp bakın move olun, yani taşındığını görüyorsunuz. Windows kullanıcıları bir kere kontrol tuşuna, Macintosh kullanıcıları da alt tuşuna sanırım basarak bunu tam bu noktaya koyabilirler. Sonra da fazlalığınızı silersiniz. Binamıza bakalım. Evet, istediğimiz gibi oldu. Ben Ahmet Duran Köksal. İleriki derslerimizde buluşmak üzere. Size iyi SketchUp'lı günler dilerim.